yaklaştığını haber veren günler ve geceler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın indiği aya yaklaştığı zaman, yani Ramazan'a yaklaştığı zaman, bu aylara girdiğinde kademeli olarak hayatında bir takım ibadetlerin artırdığını görürüz. Peygamber Efendimiz Ramazan'a yaklaştıkça gece ibadetlerini artırır, gündüz ara ara oruçlar tutar, belli günlerde oruçlar tutar ve kendisini yavaş yavaş Ramazan'a hazırlar. Peki kıymetli müminler, Ramazan değerini, Ramazan önemini nereden alıyor? Tabii ki bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Dolayısıyla indiği geceyi, indiği ayı bu kadar değerli yapan Kur'an-ı Kerim, acaba biz Müslümanların hayatına girse, bizi bilgin ve beraberlik içerisinde hareket etmese, acaba bize ne kadar değer katar, düşünemiyoruz bile. Geceyi bu kadar değerlendirecek, ayı bu kadar bereketlendirecek, bu Kur'an-ı Kerim de bu toplumda, bu Müslümanların hayatında yaşandığı sürece ne olacak? Müslümanların değerini diğer insanlardan daha da fazla değerlendirecek. Rabbim inşallah bu Kur'an-ı Kerim ile değerlenebilmeyi, değerimizi artırabilmeyi, hayatımıza Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini artırabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Kıymetli müminler, ahiret hayatının ebedi olduğunu hatırlarsak, eğer bu gecelere daha bir ehemmiyet vereceğiz. Bu dünyadan ayrıldıktan sonra bir daha dönüşün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ne kadar ah etsek de, ne kadar üzülsek de, ne kadar pişman olsak da bu hayata veda ettikten sonra tekrar bu hayata geri dönmemiz mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili olarak bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. El keyfü men zâne nefsehu ba'deyna ba'del mevt vel âcizü men etba'a nefsehu hevâhe ve temennâ alallâhi emâni. Sadaka Rasulullah. Peygamber Efendimiz bize bir insan tipi çiziyor. İki insan tipi çiziyor. Birincisi aklını kullanan, diğeri de aklına tabi olan. Bakınız, Peygamberimiz ne buyuruyor? Akıllı kişiyi nasıl tarif ediyor? Peygamberimiz diyor ki, akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışan. Eğer içimizde akıllı kimsenin kim olduğunu merak ediyorsak, Peygamberimizin bu işaretinden yola çıkarak nefsine hakim olan ve ölüm sonrası hayat için, ahiret için, hesap için hazırlık yapan kimseyi akıllı kimse olarak tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun tersi ise, aciz kimse ise nefsinin duygularına tabi olan, nefsine yenilen, nefsinin her istediğini yapan, acaba bu konuda Allah ne der diye bir kaygı duymadan, düşünmeden nefsinin isteklerini yerine getiren ve Allah'tan da oturduğu yerde hiçbir şey yapmadan dilekte bulunan kimsedir buyuruyor
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem